Hepinize iyi günler. Bülent Uluer ile Sağlık ve Güzellik programı serisine hoş geldiniz. Öncelikle ben kendimden size bahsedeyim. Doktor Bülent Uluer, 1991 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Ayrıca 10 seneden beri de geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavileri yapmaktayım. İstanbul Osman Bey Şişli'de bir muayenehanem var. Burada bu tip tedavileri yapmaktayım. Bugün serinin ilk bölümünde ozon tedavileri hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Ozon tedavilerinin etkileri nelerdir, yan etkileri var mıdır, kimlere yapılır, kimlere yapılmaz, hangi hastalıklara iyi gelir, hangi dozlarda yapılır, bu konularda bilgi vereceğim. Ayrıca altta geçen telefon numaralarından bana ulaşarak aklınıza takılan sorular hakkında bana soru sorabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Ozon nedir? Ozon 3 oksijen atomundan oluşan bir gazdır. Özellikle atmosferin stratosfer tabakasında bulunur ve dünyayı güneş ışığının zararlı etkilerinden korur. Fakat biz bununla ilgilenmiyoruz. Biz tıbbi ozonla ilgileniyoruz. Tıbbi ozon ise ozon jeneratörlerinden elde edilen bir gazdır. Renksiz ve kokusuzdur. Bu çeşitli yollarla vücuda verilmektedir. Bunlardan en önemlisi majör otohemoterapi dediğimiz kan ve serum yoluyla verilmesidir. Bunun yanında minör kas içerisine grip aşısı gibi verilmektedir. Ayrıca torbalama dediğimiz bir tedavi yöntemi vardır, ozon torbalama. Bu şeker hastalarında el ve ayaklarda oluşan yaraları geçirmek için yapılır. Bunun yanında kadınlara vajinal akıntıların geçmeyenlerinde kanülle vajine ozon verilmektedir. Erkeklerde prostat iltihaplarında prostatit dediğimiz, bunlar da yine kanülle penis içerisinden mesane bölgesine verilmektedir. Bunların yanında ayrıca intraartiküler ozon dediğimiz eklem içi ozon uygulamaları vardır. Bu uygulamalarda diz özellikle omuz ve kalça eklemindeki problemlerde ozon verilir. Sevgili arkadaşlar, ozon 3 oksijen atomundan oluştuğunu belirtmiştik. Ozon hangi durumlarda kullanılır derseniz, ozonun en önemli özelliği antiviral ve antibakteriyel bir ajandır. Bu vücuttaki enfeksiyonları hem viral hem bakteriyel geçirmektedir. Bunun yanında ozonun en önemli özelliklerinden birisi de halsizlik ve yorgunlukta çok etkilidir. Damarlarda proliferasyon dediğimiz genişleme yapar. Bundan dolayı özellikle uzun süre ve yüksek doz tansiyon ilacı alıp da tansiyonu düşmeyen hastalarda ozon tedavileri damarı genişletip damar içi basıncını düşürdüğü için çok faydalıdır. Ayrıca organlara giden kanı arttırdığı, çünkü damarı genişletiyor için pankreasta insülin salgılayan beta hücrelerini giden kanı arttırdığı için insülin salınımını artırıp şekeri düşürmesiyle bilinmektedir. Düşmeyen 400-500 seviyesindeki şekerleri ileri seviyede düşürüp hastanın şeker hastalığının yan etkilerinden korunmasını sağlar. Bunların yanında karaciğerde detoks yapar, tüm organlardaki bozuklukları oraya giden kan miktarını arttırdığı için yenilemektedir. Fibromiyalji ve romatizmal ağrılarda ozon çok etkilidir. Alkolik insanlarda karaciğerde olan tahribatı tedavi eder. Bunların yanında tabii ki ozon karaciğere etki edip yenilediği için karaciğer cildin aynasıdır. Ciltte yenileme yapar. Cildi pırıl pırıl bebek cildi gibi yapar. Bu tip tedavilerde hastalarımızda ciltlerinde yenilenme, canlanma, ışıltı görüyoruz. Ve bu tedavilerin yanında
Hastalar kendilerini moralmen çok iyi hissetmektedirler. Bu tedavilerin en önemli etkilerinden birisi de bağışıklık sistemini arttırıp vücutta virüslere ve bakterilere karşı olan savaşta desteklemektedir. Son zamanlarda gördüğümüz korona pandemisinde Çin'de ve ülkemizde şehir hastanelerinde yoğun bakımda ileri derecede korona olan hastalara ozon tedavileri yapılmıştır. Biz de bu pandemi sırasında muayenehanemizde birçok hastaya engellemek için, bağışıklık sistemini arttırmak için ozon tedavileri yaptık. Ve ozon tedavilerinin çok başarılı olduğunu gördük sevgili seyirciler. Bunların yanında tabii ki ozon damarları genişlettiği için erkeklerde cinsel problemlerde ereksiyonda çok etkili, çok tavsiye ederiz. Kadınlarda damarları genişlettiği için erkek ve kadınlarda saç problemlerinde saçın canlanması, yeni saç köklerinin ortaya çıkıp saçın daha gür çıkmasını sağlamaktadır. Bu tedaviler haftada iki seans halinde yapılmaktadır. 6 ila 10 seans arasında biz bu tedavileri uygulamaktayız. Bu tedavilerin etkisi 3. 4. seanstan sonra görülmektedir. Ve bu tedavilerin en büyük faydası da vücudu yenilemekte, ileride kanser ve diğer otoimmün hastalıklara karşı oluşmasını engellemektedir. Peki ozonun bir yan etkisi var mıdır? Ozonun bilinen hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. Ozon kimlere yapılmaz derseniz, glukoz 6-fosfat dehidrogenaz favizm dediğimiz hastalıkta ozon uygulanması. Ayrıca yeni kalp ameliyatı olmuş hastalarda yapılmaz. Bunların yanında tabii ki biz kanserde kemoterapi tedavisi sırasında ozon yapmıyoruz ama kemoterapi tedavisi bittikten sonra bağışıklık sistemini desteklemek için yaptığımız ozondan hastaların çok büyük fayda aldığını görmekteyiz. Ayrıca gebelerde, emziren annelerde ve aşırı kansızlıkta ozon tedavilerini uygulamamaktayız. Bunların yanında tabii çok küçük çocuklara da ozon yapmıyoruz. Bunların neden yapmıyorsunuz diye sorarsanız bir faydasının olduğu görünmüyor. Zaten çocukların bağışıklık sistemi yüksek olduğu için yapılmamaktadır. Bu tip tedaviler vücuttaki antioksidan sistemi aktive ederek vücudun kansere, Parkinson'a, Alzheimer'a ve diğer otoimmün hastalıklara karşı savaşında çok etkilidir. Bu tip tedavilerde mutlaka uzman bir hekim tarafından yapılmasını önermekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tip tedavileri Sağlık Bakanlığı tarafından ozon sertifikası yetkisi verilen doktorlara yapılmasını tavsiye ederiz. Bu tip tedavi yaptırmak isteyen tüm hastalarımızı Osman Bey'deki muayenehaneme bekliyorum. Hepinize iyi günler.